Her şey yolunda mı? Kapıların zamanında açılmaması dışında. Yasemin'cim çok özür dilerim. Neden? Şu nedenle. Biz Türklerin bunu çalıştıramayacağını biliyorduk baştan. O nedenle ben elle hareket eden bir şey olsun istedim. Fakat hep o teknoloji merakımız yüzünden bunun elektrikle çalışanını yaptılar. Dolayısıyla ama bu gece herkes yandan dönerek geldi. Müthiş bir klibim var. Kimin aklına geldi bu? Bu Fatih Kızılgök'ün muhteşem fikri aslında. Nasıl oluyor? Siz nasıl uçuyorsunuz klipte? Enerji. Aslında tabii bizi bağlıyorlar. Yani beni bağlamıyorlar. Ben orada tek sabit olan kişiyim. Ben her zaman ayakları yere basıyordum. Evet. Ve aslında o birleşme tamamlanınca herkes bir anda uçuyor. Çünkü onlar vinçle birbirine bağlılar. Evet. Ve yukarıdan çekiliyorlar. Mehmet Turgut'la tanışıyorsun. Tanışıyorum tabii. Bedük'le tanışıyor musun? Onunla da tanışıyorum. Biz okul arkadaşıyız aslında sen. Öyle tabii. Mi? Evet. Bilken Grafik. Evet. Peki sen ikisinin de fotoğraflarını çektin. Evet. Ha. Nasıl modellerdi? Zaten Bedü'nün albüm fotoğrafını çektik. Bir 8 saatlik bir çekim yaptık. Ha. Yasemin'le de bir 10 dakikalık çekim yaptık. Beni öldürmemesi için 10 dakikalık bir çekim tabii. Arkadaşlar Mehmet Turgut'un bazı fotoğraflarını göstereceğim. Bu dergileri biliyorsunuz değil mi? Yüksek Ses'in kara kalemi. Yüksek Ses. Evet. Hani fena değil mi? Böyle kanlı kanlı. Bize anlatır mısın bu fotoğrafın hikayesini? Şimdi bir arkadaşımla Chucky oyuncağı vardı. Bir iki ay kadar Nejat'ı bekledim Bodrum'dan gelmesini. Peki Chucky ile Nejat arasında nasıl bir ilişki kurdun? Chucky zaten Nejat'la Türk sinemasının Chucky'si bence. Karakterler çok iyi. İkisi de tehlikeli adamlar yani. O yüzden böyle bir şey çektim. No comment. Neden? Yorum yok ya, şey yani güzel bir kız sadece. İşte gerçek Teoman. Tepkili. Bu daha çok çığlık atan ve korkmuş bir Teoman gibi geliyor bana. Belki de gerçek Teoman olur yani. Belki de öyledir. Yani. Sen nasıl görüyorsun? Ben öyle görüyorum. Peki. Bu galiba son zamanlarda en çok bahsi geçen durum. İşte Elizabeth Bathory. Pelin Batu gibi bir şey, gibi bir şey oldu. Peki modellerin, yani Pelin burada çıplak çünkü bana da hediye ettiğin iki örneği var. Evet, %50 çıplak. Ya ben yani. Pelin çıplak diye istemedim fotoğrafları tabii ama yani aslında Pelin güzel modellik yapmış yani. Ya Pelin zaten Elizabeth Bathory'yi incelemiş bir ve üzerine tez yazmış bir kişiydi. Hı-hı. İnanılmaz denk geldi. Ama o yüzden de karakteri çok hakim olarak pozları verdi. Hı-hı. Tam çıplak değil tabii, kanla falan bir şekilde kapattık bir belirli kısımları ama. Ama sana güveniyor modellerin. Yani sonuçta konular çok ağır ama tabiri caizse benim kimseyi maymun etmeyeceğimi biliyorlar yani. Öyle bir durum var. Sonuçta ben hisle ve isteyerek bu işi yaptığım için bir medyatik bir durum yaratmak için çekmediğimi bildikleri için konuya tamamen kendilerini bırakıyorlar. Yasemin diyorsun ki klibi ve şarkılarımı MySpace'e koydum ve bir anda birçok kişinin o sayfaya girdiğini gördüm. Belki de bu dönemde böyle bir şarkıya yeni bir şeye ihtiyaçları vardı. Daha mı doğru bir yol bu? Yani konvansiyonel yollardan vazgeçip de önce internete koymak, gizlice kulaktan kulağa yayılmasını, daha çok hit alarak şöhret olmayı, daha doğrusu şöhretlemekle tanınmayı kastediyorum, tanınmayı beklemek. Aslında pek öyle, o şekilde düşünmedim. Yani plak şirketi zaten hani bir şekilde albümü çıkartacaktı ve hani aslında her şey olması gerektiği gibi giderken ben sadece kendi isteğim üzerine MySpace'i de kullandığım için, orada insanlarla paylaşmak istediğim için, onun iyi bir ağ olduğunu bildiğim için sadece kendim koymak istedim. Yani evet, ama iyi bir yolmuş bence. Peki. Mehmet diyorsun ki aslında farklı bir şey yapmadım. Ankara'da da aynı şeyleri yapıyordum. Yani Ankara'da yalnız böyle bir nimet yoktu. Böyle bir hazine, bu kadar kişi. Ama Ankara'da yaparken sadece sanat fotoğrafı yaptığım için İtalya, Viyana ve Almanya'da sürekli sergi açıyordum. Çünkü orada tanınmıştın. Konya'ya gittiğimde de aynı şeyi yaptım. Evet. Zamanda Konya'ya gittiğimde de aynı şeyi yaptım. Niçin gittin Konya'ya? Okulların mezuniyet fotoğraflarını çekmeye gitmiştim. Orada da mesela kepini atan, saçı uçan kızları fotoğraflarını çekmiştim. Yani normal böyle mezuniyet fotoğrafları vardı. Onları değil de böyle saçı uçan falan, bu şekilde yine istediğim gibi çekmiştim onları da.
Mehmet Turgut diyor ki her sanatçının içinde bir delirme potansiyeli saklı. Çok mutlu, kendisiyle barışık birisi sanatla uğraşmaz. Sanat biraz kompleks işidir. Ego ve kompleks işi bence de. Ben de katılıyorum. Ne diyorsun Bedük? Ben de ego tarafı da ortaya çıkıyor. Ben Bedü'yü hiç anlamıyorum abi. Ben de anlamıyorum abi. Bana çok acayip bir adam gibi geliyor. Yani uzaylı gibi bir şey. Ne güzel. Herhalde yolda rastlasam tanımam yani. Ben aylardır beraberim, çözemedim abi. Yasemin'i de hiç anlamıyorum. Yasemin'i hiç anlamıyorum ben de. Ama onlar okul arkadaşıymış. Birbirlerini anlıyorlardır herhalde. Sanmıyorum. Diyorsun ki fotoğraflarda eğer kan kullanmışsam şiddeti veya nefreti değil, iki kişinin birbirini sevmesinden kaynaklanan kanı görürsünüz orada. O benim yaşadığım aşkın kanıdır. Kan bir yerden bir şekilde akıyordur yani. Öyle bir kan. Tehlikeli adam ya. Hissetme sekanslarımdaki iniş çıkışlar inanılmaz. Fotoğraf olmasaydı belki şimdiye kadar intihar etmiştim. Öyle karanlık bir yanım var. Mutluluğum, sevincim de, hüznüm, depresyonum da çok uçlardadır. Böyle. Bunlar ne diyorsun? Nejat'ı çektin, Fikret Kuşkan'ı çektin. Nasıl çektin Fikret'i? Abi Fikret abi zaten dünyanın bence en zor ama kendini bir şekilde ifade ettiğim zaman fotoğrafı çekmesi en kolay olan insan. O beni anladı, ben onu anladım. 2 dakika içerisinde 10 kare fotoğraf çektik, bitirdik yani. Peki en iyi modelin Hayko mu? Hayko Cepkin. En iyi modelim benim. Ha, çünkü bir de kendi fotoğraflarım evet. Var. Bana onlardan da bir tane hediye ettin, o da muhteşem. Teşekkür gerçekten. Ederim. O bir otoportre gibi bir evet, şey aslında. Evet, otoportre zaten. Bedü'nün fotoğrafını gördük mü bu arada? Geçti mi çocuklar? Bedü'nün fotoğrafını gördünüz mü? James Redfield geldi. Siren Ertan'ı çekmişsin. Siren Ertan'ı bu trend show ile ilgili bir çekim yaptık. Bu yılın trendini belirleyen kişilerle ilgili. O arada bir çekim yaptım. O öyle bir şeydi. Yasemin diyorsun ki albümü yaparken bana en çok içimdeki ve dışarıdaki hayvanlar ilham verdi. Evet dedim. Kafamdaki pek çok düşünce farklı yollarla hep hayvanlara bağlandı. Bu albümle hala güzel kalabilmeyi başarabilmiş olan hayvanları vurgulamak istedim. Evet. Yani yaptığım en ilginç şov oluyor şu an. Bana göre çok hoş ve saçma şeyler okuyorum. Onlar da böyle yapıyorlar. Evet öyle oluyor. Çocukken eve misafir geldiğinde ben hep aynı çatı altında aşkımız bir yalandı şarkısını söylerdim. Aynı çatı evet. Doğru. Söylerdim. Ayşe Tunalı'ya bayılıyordum. Onun annem olmasını istiyordum. Bir anne cinayeti var mı geçmişte? Hayır. Annen seyrediyor mu seni şu anda? Annem seyrediyor. Aslında soyadın Savgı ama Mori kullanıyorsun. Neden? Evet. Çünkü anneannemlerden biraz kalan bir şey o. Yasemin Mori diye çağırıyorlardı. O kız demek. Yasemin kız gibi. Balkan taraflarında. Onların da öyle arkadaşları vardı. Yasemin Mori derlerdi. Ben de onu hep böyle kullandım. Sonra böyle Jim Morrison'ı çok seviyordum. Yani her şey birleşti. Dedim ben Mori'yim galiba. Ya çok acayip bir tip değil mi ya? Değişik.